Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Faster Capital'den Türkiye 8. Bölge Partneri Sayın İlker Açıkbaş. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın İlker Açıkbaş kimdir? Tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Evet, kısaca kendimden bahsedeyim. 78 İstanbul doğumluyum. Eğitimimi İstanbul'da tamamladım. O günden bugüne İstanbul'da yaşıyorum. Bundan sonraki hayatımda da İstanbul'da olmayı amaçlıyorum. Fanatik bir İstanbulluyum. İstanbul'u severim. O yüzden İstanbul'da olmak ve hayatımı İstanbul'da tamamlamak birinci önceliğim. Evet. Ve Faster Capital. Evet. Nedir? Ne iş yapar? Türkiye 8. bölge partneri ne gibi hizmetler verir? Dünyanın birçok noktasında mevcut girişimcilerin ve yatırımcıların buluşması için kurulmuş olan Faster Capital, yatırımcının girişimciyle, girişimcinin de yatırımcıyla ortak paydası olarak dünyada hizmet verir. Türkiye'de de 7 bölge partneri mevcut. Biz İlker Açıkbaş olarak 8.'si olma konumundayız. Sözleşmelerimiz tamamlandı. Kendisiyle yaptığımız sözleşmeye istinaden bu programda tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Öncelikle Türkiye'deki girişimci arkadaşlarımızı, daha sonra yatırımcı arkadaşlarımızı sorularını ve sorunlarını paylaşmak için her zaman mail adreslerimize ve telefonlarımıza açık bir şekilde bekliyoruz. Evet. Peki, firmanın asıl hedefleri nelerdir? Neler yapmak istiyor Türkiye'de? Türkiye'deki girişimci potansiyelinin geliştirilmesi, kaynak noktasında girişimcilere sağlanabilecek maksimum kaynakların girdi olarak Türkiye'de sermaye olarak sisteme girmesine yardımcı olmaya çalışmak istiyorlar. Çünkü dünya üzerinde genel bir durgunluk mevcut ve girişimcilerin bu durgunluktan dolayı hareket etme kapasitelerinin, kabiliyetlerinin azaldığını görüyoruz. Bu durgunluğun önünün aşılması için de bu tarz kapital firmalarının dünyanın her noktasında girişimcilere destek olması önemli bir konu. Evet. Peki, şimdi konuyu biraz toparlamak adına şunu sormak istiyorum. Girişimci ve yatırımcı kime denir? Girişimci, kısaca şöyle özetlemek istiyorum. Hayatının her noktasında bir boşluk görüp o boşluğu değerlendirip bu boşluktan bir getiri elde etmek için bakış açısını düzenlemiş, yönlendirmiş ve bu bakış açısıyla hareket eden herkes benim için girişimci. Yatırımcı, belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra, maddi doygunluktan bahsediyorum, bu maddi doygunluğa ulaştıktan sonra birikimlerini yeni sektörlerde, yeni gençler vasıtasıyla, yeni insanlar vasıtasıyla değerlendirmek isteyen bir diğer kişi. Evet. Peki, Faster Capital nasıl projelere uygundur gözüyle bakıyor ve hangilerini kabul ediyor? Girişimcilik konusunda da herhangi bir yaş sınırlaması var mı? İşte örneğin bizim ülkemizde bir takım girişimcilik projelerinde 29 yaş gibi bir sınır var. Evet. Ya da şu projelerin dışında girişimci projeleri kabul edilmiyor. Evet. Bunun gibi kriterler var mı? Dünya üzerinde genelde kabul gören temel kriterler mevcut. Ama bu kriterler hiçbir zaman sınırlar belirlemiyor. Teknolojik yatırımlar, yazılım üzerine yapılan yatırımlar öncelikli olmakla beraber getirisinin olacağına inandığımız her sektörde yatırım yapmak temel hedef. Evet. Öyleyse herhangi bir yaş sınırlaması ya da kabul edilmeyecek bir proje yok. Yok, evet. Yani bir girişimcinin zaten yaş sınırlamasının olması ve
önündeki engelin projesi olması o girişimcinin adım atmasına engel bir durum. Bu durumda hiçbir girişimci hareket edemez. Evet. Demek ki o yüzden ülkemizde girişimci sayısı az. Az, evet. Sınırlandırılmış bir kaba belli bir miktar su koyabilirsiniz. Çok doğru. Böylece Faster Capital bunun da yolunu açmış oluyor. Evet. Neden siz bu işi seçtiniz? Bu uğraştığım, finans sektöründe uğraştığım yaklaşık 15. yılım. Finansla ilgili daha önce görüştüğüm ve yatırım danışmanı olarak çalıştığım ve International Broker sertifikası almış bulunduğum iki ülkeden sonra Faster Capital ile yollarımız kesişti. Kendileri böyle bir teklifte bulundu ve sözleşmeleri imzalayarak Türkiye'deki partnerleri olma yolunda ilerledik. Evet. Peki, gelen talepler en çok hangi yönde? Girişimciler mi size başvuruyor yoksa yatırımcılar mı? Hangisinin yoğunluğu daha fazla ve daha çok hangi alanlarda sizin kapınızı çalıyorlar? Yoğunluk olarak girişimci diye tabir ettiğimiz kısım sermaye girişinin kısıtlı olduğu şu günlerde kapımızı daha çok çalıyor. Tabii. Evet. Ve Faster Capital de bu konuda desteklerini esirgemiyor. Esirgememek için gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Zorlukları neler bu işin? Girişimcilerimiz uluslararası piyasalardan fon kullanmak için yeterli bilgi ve birikime sahip olmadıkları için bizim en büyük zorluğumuz bu projelerin düzgün ve anlaşılır bir şekilde karşı tarafa aktarılması oluyor. Ama girişimcilerimizle ilgili bu eksikliği her noktada biz tamamlayarak desteklemeye çalışıyoruz. Peki keyif aldığınız bir yanı var mı bu işin? Sektörde hiç bilmediğiniz alanlarda yapılan yatırımları gördüğünüzde bunların dünya üzerinde hareketinin nasıl aktığını, nereden, ne şekilde, nereye doğru gittiğini gördüğünüzde ve bunlar sizin ülkenizden çıkan yatırımlar olduğunu gördüğünüzde tabii ki mutlu oluyorsunuz. Evet. Peki, şu an içinde bulunmuş olduğunuz sektör açısından bir değerlendirme yapmak gerekirse, dünya ve ülkemiz arasında ne gibi farklar var? Dünyanın genelindeki girişimcilerin eğitim seviyesiyle ülkemizdeki girişimcilerin eğitim seviyesi arasında temelde bir fark mevcut. İlk olarak yabancı dil sorunu çok yüksek. Ama yeni neslin alttan gelen diğer genç arkadaşlarımızın yabancı dille ilgili sorunlarını çok hızlı bir şekilde aştıklarını, araştırma konusunda eksik kalan noktalarını teknolojiyle beraber çok hızlı kapattıklarını fark ediyoruz. Daha önceki yıllarda girişimcilerimiz bavulları ellerine alıp dünyanın başka noktalarına seyahat etme ihtiyacı halindeyken şimdi ekran başında, bilgisayar başında istedikleri noktaya tek tuşta ulaşabiliyorlar. Yabancı dil ve diğer konulardaki eksikliklerini de yetişmiş, iyi eğitim görmüş genç nesille kapatarak birçok noktaya yatırım ve ile ilgili gerekli bağlantılarını kurarak satışlarını da gerçekleştirebiliyor, alım işlemlerini de gerçekleştirebiliyorlar. Evet. Bu bir anlamda gençlerimiz için ve ülkemiz için beyin göçünü de engelleyebilecek bir durum değil mi? Tabii ki. Beyin göçünün temelinde teknolojinin bu kadar yoğun kullanılmaması vardı. Şu an günümüzde aynı masada dünyanın 10 farklı noktasında ameliyat yapabilecek 10 farklı doktorun teknolojiyle buluşması konuşuluyor. Masaya yatırılan hastanın Hindistan'daki, Amerika'daki, Türkiye'deki kişilerin internet üzerinden robotik görüntüsüyle müdahalesiyle o ameliyatı gerçekleştirmeleri mümkün. Bu tabii ki girişimcilikte de
kendini gösterecek. Bireysel bazdaki girişimcilerin, bireysel bazda üreten ve bireysel bazda hareket etmeyi tercih eden kişilerin daha ön plana çıkacağı ve kendi ürettikleri ürünlerin dünya piyasasında daha ön plana çıkacağı bir gelecek bekliyor. Evet. Peki, Faster Capital ile birlikte ülkemizde girişimciye biraz daha, yatırımcıya ve girişimciye biraz daha fazla destek olabilecek bir model ortaya çıktı. Evet. Gelecek için neler söyleyeceksiniz? Hedefte neler var? Neler planlıyorsunuz? Öncelikle girişimcilere hedefleri her zaman hayalleri olsun. Hayallerinin peşinden koşmayı bırakmasınlar. Yatırımcılarımız için de gördüğünüz bir hayali yargılamadan önce geldiğiniz noktadan ölçüp tekrar biçin. Sizin için en kötü hayal belki geleceğin en iyi yatırımı. O girişimcinin de belki gördüğü o hayal geleceğin en büyük yatırımı, girişimi. O yüzden bu ortak noktada buluşup iyice değerlendirmek bizim en büyük hayalimiz. Evet. Peki girişimci ve yatırımcılar size nasıl ulaşabilirler? Ulaştıktan sonrasında nasıl bir işleyiş var? İletişim bilgilerimizi yayın akışı içinde belirteceğiz. İletişim bilgilerimize oradan ulaşabilirler. Genel akışla ilgili süreci YouTube kanalı üzerinden, LinkedIn firmasının hazırladığı kanal üzerinden PowerPoint sunumlarıyla internet sitelerine yükledik. Oradan gerekli bilgiyi alabilecekler. Takıldıkları noktalarda biz her zaman telefonun ucunda olacağız. Son olarak tüm izleyicilerimize, girişimcilere, yatırımcılara neler söylemek istersiniz? Umutlarınız ve hayalleriniz cebinizde olduğu sürece dünya sizin için her zaman yeni bir kapı açacaktır. Çok teşekkür ediyoruz ben katılımınız teşekkür için, ederim. Vermiş olduğunuz bu bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, hoş sefalar bulduk. Getirdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Türkiye 8. Bölge Partneri Faster Capital'den Sayın İlker Açıkbaş bizimleydi. Hoşçakalın.